Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızdaki Hazeitbox. Videoya geçmeden önce yüksek eloda oyun çekiyorum bu arada. Birkaç şey söylemek istiyorum sadece. Abi ben sezon arasında olduğumuz için yüksek eloyu çok bu ara araştırmak istemiyorum. Çünkü çok da bize bir etkeni yok. Zaten elo yüksek olduğundan dolayı benim bir işime yaramıyor. Ve benim videolarımın çoğunu bildiğiniz üzere... Bu arada hastayım, bundan dolayı özür dilerim, sesim biraz değişik gelebilir ama video çekmem lazım sizler için. Dediğim gibi yüksek eloda değil de daha düşük elolarda video çekmemin nedeni karakteri hem oynayıp hem eğlendirip hem de sizlere elimden geldiği kadarıyla anlatmak, elimden geldiği kadarıyla göstermek. Ama yüksek eloda olunca abi, yüksek eloda oyunu daha fazla full focus oluyoruz ve full focus olduğumuzdan dolayı ben size anlatamadığımı düşünüyorum. Veya hatta yani... Tam işimi, tam o plays'imi yapamadığımı düşünüyorum. Yoksa biz yüksek elo'da da 20-30 tane kill alıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama yüksek elo isteyen çok arkadaşımız olduğu için, onlar için ve o videoları görmek isteyenler için bir video çekeyim dedim. Umarım şimdiden hoşunuza gider. Üst koridorda Pantheon oynayacak abi, oynayacağımız karakter Pantheon. Girdiğim rün ve masterister şu şekilde ekranda çok fazla dikkat çeken bir karakter olduğundan dolayı bu rünle. Şimdi diyeceksiniz Aerin'e alaka. Biz Aerin'in girmeme nedenimiz abi şu ekranda gördüğünüzden dolayı. Hemen bu ekranı kapatmanın size anlatmak istediklerimi, Ayeri 2'de bir adama gidip vuruyor. Ben orada mutlak o daha verdim, %70 canlı daha fazla vuruyorum. Ve ilk başta hayvan gibi mızrak atabiliyorum. Ekranda gördüğünüz gibi kızarta verdim. 20 saniyede bir attığım mızraklar yakacak kendini. İsabetten can alma, can az olana daha fazla vurma. Ve kullandığım bir büyüde manamı geri alma olayını verdim abi. Ve gördüğünüz gibi mesela buradan minyonları kaybettim ben size bunları anlatırken mesela. Ama bu minyonları burada kaybetmek gerçekten bu eloda biraz sıkıntı oluyor. Hani... Lane'deyken biz elimizden geldiği kadarıyla farmı yapıp ona göre oynamaya çalışıyoruz abi. Zaten diğer sezon direkt West oynayacak, full West oynayacak. Bilgi dahilinizde olsun. Bir dakika şunları alalım. Ben abi Aeryl gerçekten çok sağlam. Bunu söyleyeyim size. Fazla bağıramıyorum gerçekten. Burnum falan da akabilir. Yani onunla dolayı çok özür dilerim. Tapa Pantheon almayacaktım normalde. Almayacaktım yani. Ama karşıma direkt Zed'i görünce, midde de Orianna'yı görünce abi dedim ki şey yapayım. Hop şunlara ben vuruyorum bu arada. Ben burada direkt mızrağı minyon almak için de atıyorum abi. Bu doğrudur. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü dediğim gibi farm önemli. Adam o mesafeye gelmiyor abi. Mesela güzel. Gördüğünüz bir Q'nun attığı hasara bak kendine ve Aeryl'in gidip onu dürtmesine bak abi. Oraya gelemem ben şu an. Şu an orada bir olay var ama şu an oraya gelemem çok... Bak mesela hop girecek böyle. Bunu da içecek abi. Bak mesela öldü. Öldü abi. Ölmen lazım. Gördüğünüz gibi geldim. Oradan flash atacak o büyük ihtimalle. Ama ben alırsam onu çok güzel olacak. Çok güzel. Double buff'lı Pantheon. Gerçekten benim şu an base atmama gerek yok. Eğer şimdiden video hoşuna gidiyorsa lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Bu arada 5 tane kod adı çekilişimiz var. Bilgi dahilinizde olsun. Açıklama kısmında ve yorum kısmında Grim.io çekilişi var abi. 5 tane istediğiniz kod adı çek, yani hangisini kazanırsanız onu alabilirsiniz. Bilgi dahilinizde olsun abi. Şu an farmda gayet iyiyik. Adamın da flash yok. Bu da çok güzel bir şey oldu. Şu an o adam takasa giremeyecek. Gelirse bak mesela benim atacağım şimdiki mızrak şey mana götürmeyecek. Hemen size göstereyim. Manam gitmedi mesela, anladın. Double buff'ta olduğu için zaten atabiliyorum istediğim kadar mızrak. Şu adam W'yla şu an lane'de farm alabilir. Mid'de de Zed'i gerçekten ciddi anlamda zorlayan bir karakter abi Pantheon. Gayet güzelim ama ben Mastery olsam, bakın bunu unutmayın, bu bilgiyi unutmayın sakın. Ben ya jungle olsam, karşıdaki adama double buff gitse ve onun double buff olmasa ben ona gank atarım. Ama Mastery olduğu zaman Mastery beni yakalama şansı yok ya. Mastery'nin öyle de öyle bir gücü yok yani. O yüzden istediğim gibi oynayabilirim yani burada. Yani size demeye çalıştığım şey yok. Karşıdaki jungle eğer vay olsaydı ben şu an kaçtıydım geri. Arkadan girdiği gibi beni kestilerdi anasını satayım. Öldüydüm yani direkt, anlatabildim umarım. O adama girmem lazım şu an ama bekliyorum. Level 6'yı bekleyeceğim. Level 6 olduktan sonra base atacağım. Ultimden birlikte gidip buraya gelebilirim abi. At sen mızrak. Çocuğa da tebrik etmek lazım. Sürekli bir şekilde mızrakla güzel farm yapabiliyor yani. Gerçekten. Tebrik ederek. Bu arada esnek girdim. Esnekteki küme Diamond 2 galiba 40 maçın 35 maçın 29'unu falan aldım. O şekilde bu elodayım şu an. Bayağı bir güzel win rate'imiz var. Şu adama girmeye çalışacağım ama giremiyorum çünkü bak mesela bu adam arkadaki minyonları atacaktı bir şey. Tam minyon öleceği zaman adamın yanına gidip şey yapabilirik. Siz söyleyin. Adamın yanına gidip o minyonu almasını engelleyebilirik diyecektim ki o Q'yu ben atsam buraya kadar gelmez gerçekten. Infernal Drake tabii ki o bizim çok işimize yarar.
Ben olsam onun yerine şu an Nasit yapardım. Ben onun olsam şu an Nasit yapardım. Kule altı bunları alırdım abi. W'yu attı ama yapmasaydı keşke böyle bir hareket. Hop. Güzel. Gelse bir. Bir gelse bir dürtebilsem kendini. Aman aman aman. Kasacağımız item buydu. Draktar. Mana putlu Pantheon'u da çekmek istiyorum. Ama bu daha OP. Bu gerçekten Aeri daha OP. Araştırdım. Gerçekten Aeri'li daha OP oluyor kardeş karakter. Bu adam level 6 olunca bizim ağzımıza vurma şansı yok. Ignite yok. İki tane mızrağını şeyini bıçağını ıskalatsak kendine kardeş. Bana nasıl fokus atan yansın? Mesela hop. Şunları şöyle alalım ve biz base atalım artık. Çünkü o karakter level 6 oldu. Biz burada base'imizi atalım. O orada farmlamaya devam etsin. Biz burada base attığımızda itemlerimizi alıp gelip 2.5k gold'umuz var yani. Artık gitmemiz lazım. Bana gelip mızrak atma. Atma atma. Bırak kaçayım. Bırak kaçayım da yanına daha hızlı gelelim. Botumuzu alıyoruz. Buraya tekrardan bıçak dolduruyoruz abi. Bir tane de pink ward alıyoruz. Ben bunu her zaman size söylüyorum elimden geldiği kadarıyla. Bota ulti atacak. Ben bu wave'i kaçırdım yani şu an tapta. Ulti ile gidebilirim bütün. Ama şu an bot daha çekici. Anlatabildim. Buraya pinkçimizi atıyoruz ve botta da 2'de 2'mizi çıkartacak abi. İyi izleyin. Buradan da oradan da infernal. Bırakın. Bekleyin geleceğim. Ultim hazır abi. Atlayacağım. Az sabredin. Gidiyorum. Trash atıyor beyiz. Öldü o. O direkt öldü. Buna da hop. Gördüğünüz gibi abi 4 tane kill'imizi aldık. 2'de 2 aldık. Bu şey bir şey değil. Abi direkt infernal alabilir miyim? Gelin. Gelin. Gel abi infernal. Ya ama vay. 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 Yani şu an vay. Ne böyle bir şey yaptı? Tamam Master girerse çalar onu. Siz vurun abi. Siz vurun. Ben bekleyeceğim ya da şu an. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Hah. O adam oradaymış. Nice 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 nice. Alalım abi. Onlar da bilirdi bizim bunu alacağımızı. Gerçekten vaysız alırsak bunu çok tatlı olur ha. Hop güzel. Şimdi bittik adama gidebilirim abi. O yaptığım hareket botu kazandırmaya bir oldu. Hem de ben de lane'imi kazandım. Bu adama giriyorum. Giriyorum. Bu adam da arkada. Açık. Açıkta bu adam. Açıkta o adam. Alalım o adamı. Flash bak. Sanımı atmayacağım. Şimdi atabilirim. Hemen ignite'ımı veriyorum abi. Öldü. Easy peasy. Lemon squeezy. Guys derim ben her zaman bildiğiniz gibi. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Burada görüş olabilir. Bir sıkıntı yok. Tapta kulenin canı bile gitmemiş yani anladın. Çünkü orada set yanlış bir hareket yaptı. Yakaladın. Yakaladın kendini de bana. Bana yakaladın da kendini. Tamam. Güzel. Tamam güzel. At onu artık ultiyi. Onun flaşı var. Bir daha flaş kuyu atmam lazım. Nice. Bebek gibi oynadık kardeş. Bebek gibi oynadık. Benim direkt bu lane'i itmem lazım. Adamın teleportu var mı? Yok mu? Şu an timer'ını almadım. Olmaması lazım. Hemen bunları iteyim abi. Hemen bunlara direkt bütün gücümü verip itiyorum. 40 saniye sonra tekrardan ultimiz gerek ve 40 saniye sonra tekrardan o botu darma duman edecek. Pantheon oynadığınız zaman her zaman dikkat etmeniz gereken kural bu olsun. Botu kastırmak olsun kardeş. Tamam. Botu kastır ki üf! Ne hasar be! Ne hasar ulan Ayari. Gerçekten Ayari'nin bu kadar işe yarayacağını hiç bilmiyordum ha. Büyük ihtimalle Orianna tapa geliyor diyecektim ama Orianna middeymiş. Biz burada base'imizi rahat bir şekilde atabiliriz. Zed gelecek bu farm alacak ve ben birazdan gene bota ulti atabileceğim. Ya da mid'e ulti atabileceğim. Mid demeyecek ulti atmadıydı. Draktar kasıyor. Arkasından yoğumu kasacak. Şimdi yoğumuyu niye geriye çıkartıyoruz abi? Ben normalde hep şeyi savunurdum. Derdim ki mesela şimdi attığım ulti bu arada mana götürmeyecek benden. Hep şeyi savunurdum. Ben derdim ki bu adamda flash'ı yok ha. Değil. Benim flash'ım var. Yaparık dersiniz. Görmem lazım bu adamın ne yaptığını şu an. Şu an bu adamın ne yaptığını gör. Fasikon lan. Güzel. Çok güzel bir yere gidiyor şu an. Şu an çok güzel. Buradan atıp kaçması lazım. Kaçmazsa ben öldüreceğim kendi. Öldü. Öldü abi. Yapacak bir şeyi yok. Çünkü Pantheon böyle bir çar. Yani Pantheon benim gözümde oyundaki en basit karakter. Ekmeğini çok yedim. Bu Pantheon'un. O yüzden hatta yani Pantheon videomu izleyip de bana çok yorum geldi kardeş. Abi gerçekten çok sağ ol. Biz bu Pantheon'dan akıyoruz ya şu an diyenler çok fazla. Bak gerçekten çok fazla. Ben burada pusacağım bu arada şimdi. Draktar'ın pasifiyle gireceğim. O adam teleport atacak tapa. Atmam lazım. Atmıyor.
Bota attı çünkü. Çünkü bota attı ve burada da artık biz ne yaptık abi? Biz bu sefer dedik ki bota abi sen dur. Ben burayı, ben bu adamı kesiyorum bu sefer dedim. Ben hemen bunları alayım. W'la minyonu öldürmeye çalışıyorum bu arada. Sıkıntı yok. Zed öldü. Ben bu kuleyi gayet rahat bir şekilde alabileceğimi düşünüyorum şu an. Alamasam da bayağı bir canı gidecek ama onlar da bota alıyor. Bota aldılar. Cık. O kötü oldu. Kulenin bana vurduğu vuruşu bu arada. Dışarı tabii ama bot kulesini kaybetmek gerçekten çok kötü oldu ya. Farkındayım, çok fazla konuşuyorum. Tam oyunumu oynayamadığımı söyleyebilirim şu an. Yani çok fazla konuştuğumdan dolayı. Ama elimden geldiği kadarıyla şey yapıyorum. Dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla yani hem yüksek elo dağıtmaya çalışacağım hem de o yani işinize yarayan şeyleri de sunmaya çalışacağım size. Gerçekten yani bu konuda yanlış anlamanızı istemem ve A'dan Z'ye ben bütün karakterleri çekmeye çalışıyorum abi. Büyük ihtimalle bu aralar yüksek eloda gene 2-3 tane daha video gelirse bunlar tamamıyla Victor çekmedim yeni ürünlerle, Victor olur, Orion ne olur, bu tarz karakterli olarak bilgi dahilinizde olsun. Hemen biz buradan yoğunumuzu alalım. Eğer olur da ben bu it yani şey yaparsam, şu an saçmaladım, şu an ne diyeceğimi unuttum, yalan söyleyecektim büyük ihtimal. Neyse sıkıntı yok. İyi gidiyoruz abi şu an, bayağı iyi gidiyoruz. Bitti. Ash, Flash, Ori, F. Yani ikisinden birisini keseceğim çünkü. Tamam, çok güzel. Nice, nice, nice. Geri kaçtı abi, güzel. Bununla mızrakla alalım direkt. Farmda bayağı önündeyim adamın. Bayağı bayağı önündeyim. Yani farmda gerilebileceğim yok hatta. Uf, şu an çok istediğim. Şu an çok istediğim bir güçteyim ha. Bilirsiniz değil. Bayağı güçlüyüm şu an. Bir de ulti deneyeceğim. Şöyle. Ananı avradını... Geri git. Geri gidin artık. Ne yaparsınız? Kardeş çıksanız o adam. Yani çıksalar ben o adamı direkt çıkartacaktım işin içinden. Buraya atlıyor hızlıca. Yes abi oyunumuza tekrardan geldik. Bu arada ben demeyecek yanlışlıkla bir daha öldüm. Orayı da direkt geçtim o yüzden. Dediğim gibi şu an benim üst koridoru biraz ittirip mid'e gidip fight'ı eşlik etmem lazım. Armor butonu direkt çektim. Armor butonu çekme de dedim tamamıyla şey. Siz söyleyin. Gerçi 4 tane AD ve 4 tane AD'ye en güzel verebileceğiniz cevap armor botudur. Bunu unutmayın. Şimdi ben tapı ittirip buradan direkt şeye geçeceğim. Siz söyleyin. Ulti ile bir tarafa gideceğim. Tapa birisi gelmek zorunda kalacak ve tapa birisi geldiğinden dolayı hop kestiler ama o adamı. O kötü oldu. Neyse sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Bir tane daha Infernal Drake be. Yes. Belki de maksimum AD yaparak belli değil. Bottakiler kötü öldü. Şuradaki ward'u alayım bir saniye. Çünkü bizimki Eva dinamitini alıyor çok güzel. Botta 3 kişi vardı. Zed de oradaydı. Ben burada taptaki minyonları şu an itip eğer Zed'in teleportu yoksa bu minyonların çoğunu ona kaybettirmem lazım abi. Bunlar önemli şeyler. Hani bir gıdım bir gıdım ileri geçtiğiniz hareketler bayağı önemli. Yani kuleyi de belki alabilirim belki burada. Eğer buradan bir tane master'i gelmezse. Kuleye bayağı ey vururuma bu arada. 211-211. Buradan karabaltaya gidecek. Yani karabalta gitmesek de olur ama ben karabaltaya gitmek istiyorum ya. Çok güzel. Bayağı iyi oldu bu. Orada bir tane ward var. O ward'u bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Bir tane kill almak isterim şu an. Mesela şu an attığım büyü bana istemedi. Çünkü o girdiğim üründen dolayı gerçekten büyük ihtimalle Aerie'ye olabilecek en iyi ürün. Gerçekten. Oraya giremem şu an. Çünkü benim içimden girip çıkabilirler. Flash'ım olduktan sonra girmem lazım ya. Flash'ımın olması lazım. Öyle söyleyeyim size. Bakayım burada bir Zed var mı? Yok. Tam gireceğim buradan. Buradan gireceğim abi. Beni görmüyorlar. Draktar yani devrede olduğu için anlayabiliyorum orada olup olmadığını. Bir dakika. Kulenin altına geç ayaklar. Neyse ben tapı ittirip mi gitsem? Oo, vay çok güzel başlattı TF'yi. Hadi toplarım orayı. Çok güzel o da öldü. Ben ölmeyeyim ya ben ölmeyeyim. Soraka bana heal. Çok tatlı. Çok tatlı oldu bu. Çok güzel oldu abi. Bir dakika flash double atacağım şimdi. Bir saniye. Flash double yapacağım burada. W'sunu harcadı Zed. Güzel. Sadece şu an E'si var. Atmama da gerek yok. Şu an flash'ımı da saklayabilirim ya. İlla inip sırf bir adam daha keseyim. Mid'i açamayacağımız bir gerçek abi. O yüzden. Aa burada ward yok. Burada ward yok. Beni görmedi. Lan 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 avradını gördü o beni o kuş. O kuş beni gördü abi.
Ama burada ward yok. Buralarda ok yok. Draktar'dan görebiliyorum. Şimdi base'imizi atalım. Direkt bitirelim abi yoğumumuzu. Yoğumumuz ultiden indikten sonra vuracağımız, yani o adamı kovalama, yakalama olayımızdır. Ve genellikle atıyorum, mesela şimdi demeyecek eşin flash'ı yoktu. Bunun da flash'ı yok, bunun da flash'ı yok, bunun heal'ı da yok. Bunun da heal'ı yok. Bitti. 4 tane adamı spell. Verin abi bu spell'leri verin ki görsün yani takım. V desin ki aa bak benim flash'ım var, ben o zaman direkt flash Q'yla gireyim şeye, Orianna'ya. Ölsün gebersin anasını satayım. Anladın yani, sürekli takımınıza bunları belirtmeniz lazım ya. Yani abi bak bundan dolayı, bundan dolayı, şundan dolayı. İşte şu an TF çıkarabilir karşıydı, kendini flash'ı yok falan. Bunlar çok önemli şeyler. Team fight'ta bayağı işiniz olur. Çünkü hangi adamın ultisi var, hangi adamın büyüsü var, bunları öğrenmeniz gerçekten takımınızı öne geçiriyor bu bilgiler. Hop. O pink ward'u alacağım ama. Mono ward'u alacağım abi. Var mı başka ward? Ananı avradın. Öldün. Öldün ama. Dur tuttum onu. Çok güzel. Onu skal attık. Dur. Ben giriyorum oraya. Giriyorum artık. Göl döküyor. Baba. Kardeş napan. Çar dediğim budur ya. Gerçekten Pantheon Zed hiçbir şey yapamıyor ya. Gerçekten Zed hiçbir şey yapamıyor. Ve bu rün aşırı efsanevi ya. Yani o mızrak, o mana potunu almamamızın nedeni belli abi burada. Flash'ı böyle teamfightlarda kullanacağız. Ben oradan direkt ölmemek için çıktım ve direkt tapu yaracağım şimdi. Oyunu da bitirebilirdik ama tapu yaralım. Biraz daha şu Buid'in tam gücünü göstermek istiyorum ya. Oha adam base'i açtı anasını satayım. Al abi buraya. Eğer oraya yaramıyorsak, çünkü minyon yoktu galiba. Hop. Çok güzel. Al abi burayı. Burayı da al. Infernal Drake var. Infernal Drake'i de alacak. Base. Şu an base atacak abi. Tamam, alamıyorsak çıkın. Alamıyorsak çıkın kardeş. Çünkü trash çekerse ağzımıza sıçar. Adam bir sürü kişiye gidiyor. Lantern'lar çek hepsini. Gelsin alsın. Gerçekten trash de benim en zevkli oynadığım supportlardan birisi. Tabii ki Bart'tan sonra. Da Bart sanki bu arada çok kırılgan ya. O yüzden oynamak istemiyorum. Hop 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 çıkma abi. Alayım ya ben bunu lütfen. Hop hemen bunu alalım abi. Hemen bunu alalım. Bayağı bu arada bu yıl olarak her şeyde öndeyim. Ben şu an tapu ittirmem lazım ya. Onlar Drake'i git göndermemek için tapu ittirmek lazım. Bizimki de Drake'i aldı zaten galiba. Hemen tapu ittirelim. Karşı takımı direkt olduğu gibi buraya çekiyorum ben şu an. Aa tapu yaracaklar lan. Taptaki intihara çık. Hepsi move back. Move back. Trash mesela midi bırakıp tapa gidiyor. Zed burada. Anladınız yani. Bu ya satranç gibi düşünün anasını satayım lolü. Buradan kasacağımız item %40 kullanımına ulaştığımız için artık direkt benim yani Pantheon'a en çok sevdiğim itemlerden bir tanesi bu. Abi bu fani hatıratı. Fani hatıratı ne alaka diyeceksin. Karşıda armor kasan. Armor botu var. Bitti. Bu da niye armor kasmamış bunlar? Armor kasmamışlar gitti anlam. 3 tane infernal. Ve uzasan ne kadar güzel olun bilin. Şu oyun uzasa. Anasını avradını. Uzasan çok tatlı olacaksın. Hayvan gibi vururum be. Hayvan. Hani istediğim gibi büyüleri harcayabiliyorum. Çünkü zaten double buff'ım var. Buraya bakalım. Şurada da ward atalım. Gelmiyor. Okey. Hayvan gibi vururuk zaten direkt ya. Bunu alırık yani direkt. Bu arada ben onun vuruşunu bloklayabiliyorum. Yani ben de tanklayabiliyorum. Pantheon Jungle'ın. Bu adamın önünü kapatın. Beni kayıtlamaya devam ederse sıkıntı büyük. Aha! Lol! Bağışlanım sen bana mı geldin? Soraka var lan yanımda. Kendinize gelin. 2 dakika bir saygı duruşunda bulunun yani kardeş. Dur abi şunları da alalım. Base atıp geri geleceğim ya ben. Şu an yani çok da fazla yapabileceğim bir şey yok. Şu an base atıp geri geleceğim. Tabi koruyucu meleğe de gidecektim buradan ama koruyucu meleği alamıyorum galiba değil. Şu ne? 15 saldırıcı bu da olur. Şuradan da eliksirimizi alalım. 400 ademiz oldu zaten ya. Yo bunu alalım. Dur. 400 ademiz oldu zaten anasını avradım. 420 adelik pantolon. Galiba oyun bitti. Bakalım. Bitti. Dediğim gibi abi umarım oyun hoşunuza gitmiştir.
Umarım beğenmişsinizdir bu oyun tarzını, bu şeyleri. Attığım hasarı şu an ekranda galiba size gösteremiyorum çünkü ekran... Ben ekranı açmamamda bir yandan da buydu olay ya. Bir saniye. Attığım hasarı da size şöyle göstereyim diyeceğim de. Galiba dur, olmayacak. Pencere yakalama yapmamız lazım değil. Bir saniye abi, bir saniye vaktinizi alıyorum ha. Mesela elmas 2 güzel, 20 puan verdi, 42 puan olduk dereceli esnekte, çok tatlı. Abi attığım hasar 13k hasar atmışık, Wayne'in bizden fazla hasar atması, benden daha fazla teamfight'a girmiş olması ama galiba en fazla kill assist de bende olması lazım. Asist tabii ki sonra kadar. Dediğim gibi abi, izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Açıklama kısmında çekiliş linki var. O çekilişe katılmanızı isterim yani. 5 tane şanslı kişiye kod adı çekilişimiz olacak. Buradan bir önceki videoya, buradan da sizin için önemli videoya gidebilirsiniz. Abone değilseniz de buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yüksek oranında devam etmesini istiyorsanız beğenileri eksik etmeyin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.